Herkes inandığı değerler uğruna yaşar bu hayatta. İnanır, o dava için çıkar sokağa. Bir çiçeği sevmektir bazen o dava, bir ülkeyi sevmektir bazen de. Bütün hücrelerinle bağlanmaktır bazen de bir amaca. Gerekirse yaşamını vermektir. Giden hayattır, gençliktir. Kalan ise lime lime bir sızı. Sonra o sızıyı bırakanı meçhul öğrenci diye anlatır bir şair her yanda. Herkes sorar, kimdir bu meçhul öğrenci? O meçhul öğrenci bu ülkenin en net ameli günlerinde bir yaprak gibi savrulan ve yitip giden gencecik bir fidandır. O Battal Mehetoğlu'dur. ...1947 yılında Malatya'da dünyaya geldi Battal Mehetoğlu. 4 çocuklu bir ailenin en büyük oğluydu. Zor şartlarda büyüdü. Hayat hep bir mücadeleydi, tamam da Mehetoğlu ailesi için mücadeleden de öte bir sınavdı adeta. Baba Süleyman Mehetoğlu at arabacılığı yapıyor, evine öyle ekmek götürüyordu. Ancak ömrü uzun olmadı. Battal henüz 11 yaşındaydı babasını kaybettiğinde. Annesinin desteğiyle okuluna devam etti, tutundu yaşama. Liseden sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a gitti. Makine mühendisliği okuyordu. Çalışkan bir öğrenciydi. Üniversite yıllarında tüm dünyayı etkileyen 68 rüzgarı onu da içine aldı. İçinde yeni düşünceler filizlendi, devrimci harekete katıldı. Deniz gezmiş ve Cihan Alptekin'le tanıştı. Ancak o dönem Türkiye'de gençliğin bir kavganın içine çekildiği yıllardı. Bir şeyler tezgahlanmıştı, çatışmalar, saldırılar peş peşe geldi. Çok genç öldürüldü. Battal Mehetoğlu'nun üniversiteden yakın arkadaşı Mehmet Sevinç Büyük de onlardan biriydi. Barbaros durağında otobüs beklerken kurşunlandı. Battal Mehetoğlu ve arkadaşları cinayetleri protesto için üniversitede işgale başladı. Okulun kapısında da olası saldırılara karşı her zaman bir iki öğrenci nöbetteydi. 14 Aralık 1969 sabahıydı. Kapıda nöbet tutan iki öğrenciden biri Targan Ülbey, diğeri Battal Mehetoğlu'ydu. Okulun yanındaki camide verilen vaazla Yıldız Üniversitesi öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim yırttığı söylentisi yayıldı. Camiden çıkan yaklaşık 150 kişilik güruh tekbirlerle okulun kapısına dayandı. Kalabalığın geldiğini görünce Targan Ülbey oradan hızla uzaklaştı. Battal arkasından seslendi. Fayda etmedi. Battal okulun kapısında yalnız başına kaldı. Korkmadı. Üzerine gelen kalabalığa karşı haykırdı. Buraya giremezsiniz. Mehmet'imizi öldürdünüz, beni de öldürün dedi. Bu son sözleri oldu. Kalabalığın içinden ateş açıldı. Kurşunlardan biri sol koluna, diğeri göğsüne, üçüncüsü de sol gözüne isabet etti. Oradan kaçsaydı vurulmayacaktı belki ama yapmadı. Canı pahasına baskına gelen kalabalığı durdurdu. Sonra da yığıldı kaldı kocaman gövdesiyle. Oracıkta can verdiğinde gencecikti daha. Başına bağlamış. Battal'ın vurulduğunu duyan arkadaşlar başına koştu. Aralarında Deniz Gezmiş de vardı. Başına geldi Battal'ın,
çöktü yanına, boynundaki kolyesini gördü, açtı kapağını. Battal'ın kolyesinde sevdiği kızın resmi vardı. Deniz ayağa kalktı, duvara yaslandı, başını kaldırdı gökyüzüne. Yerde yatan daha 22 yaşında bir gençti. Ağladı arkadaşına, ağladı, ağladı. Evlerinin önüne bir ufak yokmuş, kız kurbanın olalım. Bu nasıl bakış, bu nasıl bakış? Battal bu yüzden hep Deniz'i ağlatan Malatyalı olarak anıldı. İnsaf Mehetoğlu Malatya'daki köyünde aldı oğlunun acı haberini. İstanbul'a gitti. Battal Mehetoğlu için cenaze töreni yapıldı. On binler oradaydı. İnsaf anne cenaze başında seslendi oğlunu uğurlamaya gelenlere. Hepiniz benim çocuğumsunuz dedi. Oğlunun ölümünden de dönemin başbakanı Süleyman Demirel'i sorumlu tuttu. İnsaf anne, hepiniz benim çocuğumsunuzu Kürtçe olarak söylemişti. Çünkü tek kelime Türkçe bilmiyordu. Onu dinleyenlerin de büyük bir çoğunluğu Kürtçe bilmiyordu. Ama annenin bu seslenişine ağlamayan kimse kalmamıştı. Cenaze memleketi Malatya'ya götürülerek Kuyuönü mezarlığında toprağa verildi. Battal'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 14 kişi gözaltına alındı. Aralarından biri tutuklandı. O da 4 yıl sonra delil yetersizliğinden serbest kaldı. Battal'ın annesi henüz 22 yaşında kaybettiği oğlunun acısına 6 yıl dayanabildi. Tek dileği oğlunun katillerinin bulunmasıydı, ancak olmadı. Yakınlarına, beni öldükten sonra oğlumun yanına gömün, bari Battal'ıma sorayım, seni niye vurdular yavrum? İnsaf annenin acılarla dolu yaşamı 45 yaşında sona erdi. Vasiyeti üzerine oğlunun yanına gömüldü. Battal Mehetoğlu o karanlık günlerde bir yaprak gibi toprağa düşen onlarca gençten biriydi. 68 kuşağının sembol isimlerinden biri oldu. Yaşadığı kısacık hayattan mücadele dolu ve acı bir hikaye kaldı geriye. Bir de kimilerine göre onu anlatan bir şiir. Şair Ece Ayhan kaleme aldı o dizeleri. Adı Meçhul Öğrenci Anıtı'ydı. Buraya bakın. Burada bu kara mermerin altında bir teneffüs daha yaşasaydı, tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gömülüdür. Devlet dersinde öldürülmüştü. Devletin ve tabiatın ortak ve yanlış sorusu şuydu: Maverayün Nehir nereye dökülür? En arka sırada bir parmağın tek ve doğru karşılığı, solgun bir halk çocukları ayaklanmasının kalbinedir. Bu ölümü de bastırmak için boynuna mekik oyalı mor bir yazma bağlayan eskici babası yazmıştır. Yani ki onu oyuncakları olduğuna inandırmıştır. O günden böyle asker kaputu giyip gizli bir geyik, yavrusunu emziren gece çamaşırcısı anası yazmıştır. Ah ki oğlumun emeğini eline verdiler. Arkadaşları zakumlarla örmüşlerdir şu şiiri: Aldırma 128, intiharın parasız yatılı küçük zabit okullarında her çocuğun kalbinde
kendinden büyük bir çocuk vardır. Bütün sınıf sana çocuk bayramlarında zarfsız kuşlar gönderecek.